sosyalizm ben CHP'nin olmasını istiyorum. Kimin olmasını isteyecek? Ben Kemal Kılıçdaroğlu olsun diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kendi bireysel iyi niyetine asla bir şey demiyorum. Ama bugün merkez sağı temsil ediyor. Altılı masada bir dakika kim var? Hangi sol sosyalist hareket var? Meral Akşener'i burada tanımayan var mı? Biz Kürtler çok iyi tanırız. İçişleri Bakanlığı'nı çok iyi tanırız. Hakaret edildi, hakaret. Allah belasını versin Kürtler dedi. Ne demek? Bunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı demedi mi? Kürtlerin Allah belasını versin. Şu anda anahtar nerede biliyor musunuz? Bu kapıyı açacak Kürtlerde. Kürtlerde, Kürtlerde. Ben de Kürt'üm bak, iyi dinle. Sosyalizm ben CHP'nin olmasını istiyorum. Kimin olmasını isteyecek? Ben Kemal Kılıçdaroğlu olsun diyorum. Niye ki? CHP eski klasik sol sosyal demokrat dünyada iflas etti ama halen o eski klasik tarzını yönetiyor. Bugün CHP Kemal Kılıçdaroğlu kendi bireysel iyi niyetine asla bir şey demiyorum ama bugün merkez sağı temsil ediyor. Merkez sağı birleştirmiş. Kim var? Ben altılı diyorum, masada bir dakika kim var? Hangi sol sosyalist hareket var? Var mı ki? Yok. Bak ne anlatıyorum? Bak, diyorum ki bak, muhalefet dini yapmıyor. Benim ne işim var? Deva Partisi'yle Gelecek Partisi nereden geldi? Bak, nereden geldi nerede? İyi Parti'yi Türkiye'nin başına abi, bela eden de oldu. Bir şey söylüyorum sana işte ya. Gelecek Deva nereden geldi? AK Parti'den ayrılma değil mi? He kopma. İyi Parti nereden geldi? Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Ya benim onlarla ne işim var? Ben bunu anlatıyorum. Diyorum ki bak muhalefet dini yapmıyor diyorum. Bak bir sosyalist olarak bunu söylüyorum. Diyorum ki ya benim ne işim var İyi Parti'yle? Meral Akşener nereden gelmiş? Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Şu anda Türkiye'nin en büyük başına bela odur ha. Yarın bak yarın satma noktasıdır. Yarın. Sosyalistleri CHP hiçbir zaman temsil edemez. Şu anda merkez sağ temsil ediyor. Bak yarın CHP'nin çöküşüdür ben söylüyorum. Yarın Meral Akşener satacak. Davutoğlu da satacak. Babacan da satacak. Meral Akşener kim? Meral Akşener'i burada tanımayan var mı? Biz Kürtler çok iyi tanırız. İçişleri Bakanlığı'nı çok iyi tanırız. Bu timsah gözyaşlarını dökmesin. Biz ben ne anlatıyorum sana? Ben ne anlatıyorum sana? Ama işte diyoruz ki bak diyorsun ki sosyalistleri hiçbir zaman CHP'ye temsil edemez. İyi Parti Genel Başkanı ne diyor? Biz diyor CHP'ye borcumuzu ödedik. Bakın bu Kürtlere de iradelerine ayrıca bir saygısızlıktır. Yerel seçimlerde biz CHP'ye işte Ankara, İstanbul, İzmir vesaire Antalya, Adana İyi Parti çalıştı, kazandırdı, biz borcumuzu ödedik. Burada buna kim inanır? Kim inanır buna? CHP'de kim buna bir tepki gösterdi? Ya kardeşim, o iradeye herkes saygılı olacak. İradeye saygılı olmak lazım. Yoksa muhalefet kötüdür, şey kötüdür. Alternatifin ne? Şimdi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu tutturmuş bir halleleşme. Değerlidir. Bak o değerli adalet değil, yürüyüşüdür. Bir saniye. Hayır, o noktada bak. Bak, devletin yaptıklarını helalleşmek, onları ortaya çıkarmak bak. Helalleşmek kendi gerçekleriyle yüzleşmek demektir. Helalleşmek ben onu anlıyorum. Kendi gerçekleriyle, devletin gerçekleriyle. Hangi gerçekten bana bir bahseder misin? 20 yıldır yapılan kendi. Ya bak şimdi gidel abicim. Diyorsun ya helalleşmek. Neyle helalleşecek? Bana bir göstersene. Neyle helalleşecek? Adnan Menderes CHP mi astı? Bir dakika ya onunla helalleşeceğim diyor. Bak abicim düşün bak mantığını kullan. Menderes'i kim astı abi? Demokrat Parti Celal Bayar kendi partisi astı. Bak ben sana bir şey anlatayım. Müsaade et. 28 Şubat'ı kim yaptı? CHP mi yaptı? 80 ihtilali CHP mi yaptı? Sen neyle helalleşeceksin? Bana bir ikazını yapsana. De ki ben bununla helalleşeceğim diye. Ben sizi gibi düşünmüyorum. Helalleşmek demek Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşmek demektir. Şunu bakın. Bugün peki ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün bir Roboski katliamı vardır. Kim yaptı? Kim yaptı Roboski katliamını? Gidip onunla yüzleşmesi onları... Ama kardeşim değil. Bak alakası yok. Yanlış yerden alıyorsunuz. Ben diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu yaptıkları bazı şeyleri değer veriyorum. Değerlidir, anlamlıdır. Bugün bir adalet yürüyüşü değerlidir. Bugün toplumsal gerçeklerle yüzleşmesi... Helalleşmek demek, yüzleşmek demek toplumsal gerçeklerle değerlidir, anlamlıdır. Ama bunu o CHP yaptı anlamında değil kardeşim. Şimdi CHP'nin bak çok büyük, geçmişten beri yaptığı çok büyük hataları vardır. Dedim ya eski sol, klasik demokrat, onlar dünyada iflas etti. Şu anda CHP kimi temsil ediyor? Merkez sağı temsil ediyor. Bakın altılı masada kim var, kimi temsil ediyor? Altılı masada Meral Akşener'i getirdi. Nereden getirdi? MHP'nin içinde reddedilmiş. Bunu anladım. Ama diyorum ki bak onları bak şu anda hiç solu temsil etmiyor. Alakası yok. İşte şimdi bugün diyorlar ki altılı masa kesin gösterdiği aday çıkacaktır. Bana göre kesinlikle öyle değildir. Şu anda anahtar nerede biliyor musunuz? O kapıyı açacak Kürtlerde. Kürtlerde.
Kürtler de eğer bak onurlu Kürtler için söylüyorum. Eğer on... bak şimdi öyle konuşma. Onurlu Kürtler öyle bir şey. Bir dakika kardeşim bir dakika. Abi Kürtler bana hakaret edildi, hakaret. Allah belasını versin Kürtler dedi. Ne demek? Bunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı demedi mi? Kürtlerin Allah belasını versin. Size hakaret edildi. Daha düne kadar hakaret edildi. Hakaret. Ya bir dikkat bir dikkat bak. Peki bak kaç milyon nüfusunuz var? Bizim normal 35-40 milyona yakın. 35-40 milyon. Değil mi? Ben de Kürt'üm bak iyi dinle. Kaç milyon nüfusun var 35-40 milyon? Niye kendi partine oy vermiyorsun da getirmiyorsun? İşte ben de diyorum ki Kürtler kendi adayını çıkar. Neden? Bir %1 de olsa Kürtler kendi adayını çıkarsın. İlk önce kendimizi arayacağız kendimizi. Doğru söylüyorsun. Bitti abi. CHP bu korkaklıklar hiçbir zaman yani abi, bir yere varamaz. Abi, her zaman sandığa gömülür. Sandığı getirin. Yok tartışmıyorum. Sandığı getirin. Sandığı. Getir sandığı koy. Ben bir aşağı çocuğuyum. Sandığı getirin. Atın şapkanı içine. Öyle birbirimize kızmayın. Yok yok kızmayın. Yok. Düne kadar da HDP'ye terörist ilan ediyordu. Bu zaten zor ayırdı. Terörist odur o zaman. Terörist demiyor muydu yani? Şu anki yıllardan beri 2013'ten bu tarafa HDP terörist partisi diyordu. HDP'ye yanaşan da terörist diyordu. Ne oldu? Teröristin niye gittin o zaman odasına karşılandın, bakanını gönderdin, grup başkan vekilini gönderdin, senden habersiz mi gitti oraya? Yok, sen gönderdin. Hani terörist partisiydi bu? Ya kendi ülkenin çıkarını düşünen yok hemşerim. Kendi AK Parti siyaseti, siyaset konjonktürü gereğince kendi menfaatleri uğruna. Şu anki siyasette 20 yıldan beri tek adam rejimi vardır. Muhalefet de muhalefetliğini yapmadığı için bu ülke bu durumdadır. Bu halk şu anda perişan bir durumdadır. Yani hiç kimse şey yapmasın. İşte ben şunu ben herkes biz ilk önce biz suçu kendimizde arayacağız kendimizde. 20 yıldır sen bu adam zembilden inmedi tek başına. Öyle mi? Muhalefet yok bir kere bak ben sosyalistim. Ülkede muhalefet yok. Muhalefet muhalefetlik görevini yapmıyor yani. Ne olacak? Bu adam da istediği gibi at koşturuyor. Seni düşünen var mı? Siyasette bir bak bakayım. Seni bir düşünen var. Herkes kendi cebine bakıyor. Bütün milletvekillerine adam kalkıyor. Diyor ki bak bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin bir cumhurbaşkanı kalkıp derse ki sen 3 tane çocuk yap. Dağdaki 15 tane çocuk yapıyor. Dağdaki çocuk mu yapıyor? Sen Kürt halkını asimle ediyorsun anladın mı? Asimle ediyorsun. Yani resmen terörist olmakla suçluyorsun. Koca bir halkı terörist olmakla suçluyorsun. Diyorsun ki dağdaki 15 tane çocuk yapıyor. Bu ne demektir? Sen bu adamın bu Kürt halkının sayesinde 4 dönem başbakanlık yaptın. 4 dönem. Kürt halkının oylarıyla sen başbakan oldun. Ne oldu Kürt halkı? Terörist mi oldu? Çıktın Kur'an-ı Kerim'i varlığı sizi Zerdüştünüz dediniz. Bizim halkımıza da suç var hemşerim. Bizim halkımıza da suç var. İlk önce kendimizde arayacağız kabahatleri. Sonra biz kimi getirdiksek. Ya bu devlet 70 yıldır CHP sol iktidar görüyor mu? Her şeyin başı sol. Her şeyin başı sol. Terörist. Ya bir kere dünyada bir konjonktür vardır. Sağda muhafazakar İslam diyoruz yani. İslamcılıkla alakası yoktur bunu biliyor musun? Türkiye'ye, dünyaya, Türkiye'de en büyük darbeler yapan sağdır. Sağdır ya. Açın okuyun tarihleri. En büyük sağ, yani dünya Türkiye'de en büyük darbe yapan sağ muhafazakar kesimdir. Dini kullanarak, İslam'ı kullanarak, Kur'an'ı kitabı kullanarak her şeyi böyle götürüyor. Ya solda ne yapmış? 70 yıldır iktidar mı olmuş? Yok. Var mı öyle bir şey? İktidar olan var mı? Ben hatırlamıyorum. 57 yaşındayım. Hiç görmedim tek başına iktidarlı olan bir şeyi. Ülkenin başında geldi. Sağcılar yüzünden öyledir geldi. Öyledir abi yani. Bak bu gerçektir. Hakkını aradığı zaman suçlusun. Teröristsin. Bilmem nesin. Ya en büyük teröristler belli zaten de. Ben hakkımı arıyorsam terörist oluyorum. Ya iş yerinde çalışıyorum. Hakkımı arıyorum terörist. Ya böyle bir şey var mı ya? Ben emeğimin hakkını arıyorum. Sen bir şey söylüyorsun. Başından geliyor. Tak buraya al. Al bunu içeri. Ya böyle bir demokrasi anlayışı mı var? Ben özgür değilsem, ben özgürce kendimi ifade edemiyorsam bunun bir anlamı yok ki yani. Özgür olmam için ne yapmam ben? Ben özgürüm ya. Sonuçta eğer diyoruz ya demokrasi var diyoruz ya adalet. Bir ülkenin hukuku yoksa ekonomisi çökmüştür hemşerim. Bir ülkede hukuk, adalet, yargı bağımsız değilse o ülkede ekonomi diye bir şey beklemeyeceksin. Yoktur ya çökmüştür, sistem çökmüştür. Bu kadar basit. Muhalefet. Kemal Kılıçdaroğlu. Bak sosyalistim ben bu yaşıma kadar da ondan başkasına oy vermemiş. Ya sen kalkıyor diyorsun ki helallaşalım. Neyle helallaşacaksın? Kimle helallaşacaksın? Ne yapmışsın ki helallaşma? Sen mi yaptın bunu?
Başörtü davası kapanmıştı. Getirdin adamın eline büyük bir koz verdin. Ya böyle muhalefet. Muhalefet masaya yumruğunu vuracak, vuracak. Bez parçası diyordu, onu da söyle. Ya ben söylüyorum bak, ne diyorum? O masaya yumruğunu vuracaksın. Öyle muhalefet olmaz. Muhalefet öyle yapılmaz. Haklıyız haklı, haksızsa haksız.